Herkese selamlar dostlar. 15 Ekim 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün yine 5 tane mücadelemiz var. Ne zamandır video çekmiyorduk. En son çektiğimiz videoda zaten vonlandı. Çok güzel bir seri peşindeyiz ve o seriyi sürdürüyoruz arkadaşlar. Bugün de sizlere kombin önerisi yapacağım. Fakat kombinelerde çok fazla yüksek gitmeyelim. Ondan önce hemen 20 saniyelik yine bugün bir ırz düşmanını videomuzda işleyelim. Bugünkü konumuz Icardi. Açıyorum videoyu ekranda. Buyurun izleyin hep birlikte. Bugünkü konumuz Ir düşmanı Icardi'ydi. Ekranda da izlediniz zaten sizlerde. Burada Maxi Lopez'in eşini alıyor. İtalya'da oynarken beraber. Şimdi Maxi Lopez e, İtalya 3. Lig'de falan oynuyor herhalde. Oralarda takılıyordu. Bugünkü konumuzda Ir düşmanı Icardi olsun. Şöyle efkar videolarını ben gerçekten seviyorum. Şimdi ekranda 5 tane maç görüyorsunuz. Ondan önce duyurularımızı yaparım arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz üzere... Türkiye maçının skorunu kazanan J.R. Gökalp isimli arkadaşımızdı. Ben kendisine yorumlarda ulaştım. Instagram'dan da ulaştı. Grupta da zaten grup linklerini attım. Katıl grubuna hem Telegram grubumuza, ana Telegram grubumuza hem de yüksek oranlı grubumuza girdi. Buradan hem duyurusunu yapmak adına hem de arkadaşı tebrik etmek adına videoda da bahsedelim. Gökalp arkadaşımız burada kazanmıştı. İletişim paketi gelsin ekrana. İletişim paketinde verdiğimiz maçlar da kazandı arkadaşlar. Sizlere önermiştim bu kombini. Ben bu kombineye ciddi anlamda güveniyordum. Hem çekya hem de Portekiz'e ayrıca çok fazla güveniyordum. Ben Portekiz'i çok fazla maçlarda değerlendirdim. Her şey dahil iletişim paketinde yani 100 TL'lik katıl grubumuzda da WhatsApp'tan olarak özel olarak attığım arkadaşlar da yüklü olarak oynadı. Hepsi kazandı. En son bunu önermiştik sizlere. Değerlendiren arkadaşlarımıza her şey değerli için paketindeki WhatsApp'taki arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ki onlar da biliyorsunuz ekranda örnek olarak gösterdim. Orada da güzel bir şekilde ilerledik. Burada da yine güvendiğim maçları WhatsApp'tan özel paketten veriyorum ki zaten bu kombini sizlere de sunmuştum arkadaşlar. Ben burada güven yüksek olduğu zaman da ekstra yüklü, yüklü oynamalar hakkında tavsiye veriyorum. Onun içinden maçlara geçelim isterseniz. Direkt maçlara başlayalım. İlk maçımız Paderborn, Paderborn Regensburg mücadelesi. Fakat ondan önce videolara 300'ün üstüne like gelirse ben cumartesi ve pazar videolarını da erken atacağım. Çünkü taşınma durumum var. Ondan dolayı cumartesi ve pazar videolarını atacağım. Sizden ricam bu maça bu videoya 300'ün üstünde like atmanızdır. Başka bir isteğim yoktur. Hepinize bol kazançlar, bol güneşler diyerekten devam edelim. Paderborn'la Regensburg mücadelesi. Regensburg bu sezon gerçekten iyi işler çıkartıyor. Aynı şekilde Paderborn'da ligde en fazla gol atan ikinci ve üçüncü takım bunlar Regensburg'la Paderborn. Şimdi e, normalde Paderborn en çok golünü deplasmanda Regensburg'da kendi evinde atmış. Biraz ters tepki mi olacaktır burada? Fakat her iki takımda gerçekten maçlarını da takip ettiyseniz bol pozisyonlu ve bol tempolu geçiyor. Mutlaka maçlarında en az bu maçta da bekliyorum. Çift kalede de iki kalede de 4-5 tane gol pozisyonuna mutlaka gireceklerdir diye düşünüyorum. Ben burada idealden değerlendirip kombineme de koydum. Gelmesini bekledim maçlardan bir tanesi. Her iki takımına bir karşılıklı atıcı atılacak goller 1.34 gibi orandan kombine eklenir gibi geldi. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar arkadaşlar. Ağust Lustenau ile Kaffenberg oynayacak. Deplasmanda bazı eksikler var arkadaşlar. Forvet hattında da eksiklikler var. Şu an tek forvet olarak gözüküyor deplasman takımı. Lustenau da geçen sezon lig düşüyordu arkadaşlar. Bu 3. ligden de düşüyordu. Fakat son anda kurtuldu. Keza bu sezonda şampiyonluğun tek adayı olarak da gösterilebilir belki. 27 puanla zirveyi aldı. Oynadığı maçlara baktığımız zaman da şöyle söyleyeyim. Kendi evinde oynadığı maçlarda en az 2 tane gol buldu Lustenau bu sezon. Kendi evinde daha da maç kaybetmedi zaten. Gerçekten güzel bir performansı var. Kendi evinde şampiyonla oynuyorken burada gözlerden uzak bir maç olarak görüyorum. Ben bu mücadeleyi ev sahibinin kazanırını değerlendirebilirsiniz. 1.32 gibi orandan yüksek oran olarak istemek değerlendirmek isteyenler varsa bu mücadeleyi birden bir şeklinde 1.74 gibi orandan da değerlendirebilirler. Sizin arzu ve isteğinizle bıraktım bu mücadeleyi. Başakşehir Beşiktaş mücadelesiyle devam edelim. Gerçekten zorlu ve güzel maçlardan bir tanesi kombine Aldım ben bu mücadeleyi hem yüksek orandan hem de idealden değerlendirdim. Ondan önce Kato Telegram grubundan bahsetmek istiyorum. Ya son zamanlarda ne kadar iyi gidilebilirse gerçekten o kadar iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere direkt göstereyim. Burada İngiltere'nin kullanacağı 7 korneri vermişiz. Geldi. İsveç maçında toplam gol 1.5 üst vermiş. Bilal arkadaşımız 2 orandan geldi. Çok güzel bir orandan yakalamış. Polonya'nın atacağı bir golü 1.57'den vermiş. O geldi. Aşağı doğru inecek olursak ben zaten hem 12 kupon kuponunda hem de 2 günlük ana kombininde yine fulledim arkadaşlar. Dediğim gibi bu zamanlar çok güzel Serideyiz. Şöyle aşağı doğru gösterecek olursak dün ben mesela tek bir maç verdim. Olympiakos mücadelesi. Dediğim gibi bugün futbol yok zaten sadece bu mücadeleyi değerlendirelim. O da zaten çok fazla zorlanmadan geldi. Maç uzatmalara gitti. Maç da zaten 79-78 bitti. Rahat bir şekilde geldi. Onun dışında dün de bir tane canlı verdim. Kanada mücadelesine maç sonu 1 verdim. Ona da kendim 100 lira attım. 142 lira da geceden cukkaladık. Bunu da verdim. Yani dediğim gibi son zamanlarda çok az loz verdik yani. Ağırlıklarla olarak binler verdik. Ondan dolayı kazanaraktan ilerliyoruz. Katıl grubundaki herkesi özellikle tebrik ediyorum. Katıl grubundaki seviyelerden bahsetmek gerekirse sizlere de. Burada ana telegram grubumuza girmek isteyenler ana telegram grubuna girebilir. Telegram artı bir de yüksek oran grubumuz var. Hafta sonu da gerçekten güzel canlılar ve çalışmalar olacaktır. Burada da isterseniz buraya gelebilirsiniz Her şey değerli iletişim numarasında. Her iki gruba dahil olup ayrıca WhatsApp numaram da var zaten. İletişimde olduğum gibi ben böyle çok güvendim maçları yüklü oynayabilirsiniz şeklinde. Buradaki arkadaşlara da önerisini yapıyorum zaten diyerekten maçlara dönelim. Şimdi Başakşehir'in em başına Emre Belezoğlu geldi. İlk mücadelesine çıkacak Emre Belezoğlu burada. Beşiktaş'ta zaten çoğu eksikleri geldi. Piyaniş kadroda yok sanırım. Piyanişle Enkudu önemli eksiklik. İki tane önemli eksikliği bunları söyleyebilirim. Fakat ağırlıklı olarak Teşehir'e olsun, Vida olsun, Bağçuhay olsun bunların hepsi kadroda arkadaşlar. Zorlu bir maç olacaktır. Gollü bir maç beklediğimi de belirtelim. Başakşehir'in başına Emre Belezoğlu geldi bu mücadelede. Emre Belezoğlu'yu Fenerbahçe'de biraz teknik direktörlük kariyerine bakacak olursak çok az bir orada takip etme fırsatımız oldu teknik direktörlük kariyerinde. Ağırlıklı olarak arkadaşlar biraz daha ofansı düşünüyor. Özellikle mesela Başakşehir'inde zaten futbolcuların sıkıntısı Kayseri mesela neden kadro dışı kaldı? Eleştirdi çünkü teknik direktörü. "Defans futbolu oynuyoruz. Biz zaten daha önce hücum futbolu oynayaraktan şampiyon olduk. Bizim futbolumuzu Aykut Hoca değiştirdiği şeklinde açıklamalar yapmıştı. Ondan dolayı kadro dışı bıraktı. Başakşehir'de önemli oyuncu çıkan varsa şöyle Okaka son zamanlarda Başakşehir'i sırtlayan oyuncu. Vizca'da kez aynı şekilde devam ediyor. Golü bir maç bekliyorum. Belezoğlu burada biraz daha ofansif bir futbol bekliyorum. Başakşehir'in atacağı bir gol vardır diye düşünüyorum ben burada. Kez daha Beşiktaş'ın da karşılık verecektir diye düşünüyorum. Ben burada 1.53'ten kombineme, ideal kombineme Paderban maçıyla, Paderban maçıyla KG varını aldım. Değerlendirmek isteyenler böyle bir değerlendirme yapabilirler. Onun dışında Burada yüksek orandan ne olarak önerecek olursam ben 2 birlik veya 3 birlik bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Tekli olarak önerdim bunu da zaten videonun sonunda. 2.95 gibi orandan da sizlere arkadaşlar hem Beşiktaş'ın galibiyetini hem de maçın 2.5 üstüne gidecek şeklinde görüyorum. Yaklaşık 3 oranı var. Tekli olarak değerlendirme yapabilirsiniz. 10-20-30 bir şeyler sallayabilirsiniz size kalmış. Değerlendirmek isteyenler burada 2.95 gibi orandan hem üstünü hem de maç sonu 2'yi değerlendirebilir. Fakat idealden KG var öneriyorum sizlere. PSG ile anca oynayacak burada. PSG'de bazı eksikler var. Önemli eksikler Neymar ve Messi bu maçta olmayacak. Hatta bazı arkadaşlar da yazmış bu maçın forumuna okudum ben orayı da. PSG Messi ve Neymar yok üst yapar şeklinde yapmışlar. Bak Messi neyse Messi dursun Messi önemli ama Neymar çok önemli futbolcu fakat gerçekten topun üstüne basaraktan da bazı atakları ciddi anlamda öldürüyor. Ben burada bu şekilde PSG'nin daha iyi bir futbol sergilemesini bekliyorum. Ayrıca de karşılık verebilir. Onlar da zaten keza kendi liginde de ligde de 4. sırada yer alıyorlar. Oynadıkları 9 maçta 14 tane gol attı. Hızlı ataklarla burada PSG'yi vurabilirler. Ben bu mücadelenin üste gitmesini bekliyorum. 1.40 gibi ideal bir oranı vardı. Oran 1.42 olmuş arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen bu mücadeleyi ben üste gider diye düşünüyorum. PSG çok fazla pozisyon kaçırdı. Mesela oynadığı ye mağlup olduğu mücadelede ciddi anlamda çok fazla pozisyonlar harcamıştı. Rem maçına Ram maçıydı sanırım. Ancak de pozisyonları bulursa değerlendiriyor. 2.5 ise gidebilecek maçlardan bir tanesi olarak görüyorum. Ben değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. West Bromwich ile Birmingham oynayacak burada da. West Bromwich arkadaşlar hedefi bu yıl Premier Lig zaten. Kadro kalitesi de gerçekten yüksek. Kendi evinde oynayacak. Ya yani takım zaten oynadı takım 16. sırada olan bir takım. Oyun olarak baktığımız zaman da daha istekli olan takım ve West Bromwich takım olacağını düşünüyorum ben burada. Fakat şöyle bir tercih yapacağım. Taraf bahsine mi gitsem yoksa ev sahibi 1.5 üstte mi gitsem diye düşündüm. Olur da 1-0 biter şeklinde ben direkt düz taraf bahsine gideceğim. Çünkü arzulu ve istekli olan takımın ben burada West Bromwich olacağını düşünüyorum. Son mücadelesinde zaten puan kaybı yaptı. Ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Onun da yarasını sarmak isteyecekleri için ben dedim ev sahibi 1.5 üst yapacaktım. Fakat burada maç sonu birini almak olur da 1-0 biter günün tersinden dolayı o yüzden direkt maç sonu biri sizlere öneriyorum. Ekranda kombineler gelsin arkadaşlar. Sizden ricam videoları like atıp kanala abone değilseniz de, abone olarak da destek verirseniz o şekilde size sizin desteğini beklerim. Kombine isteyenler iki oranlı burada bir KG var kombinesi çıkardım sizlere. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarının kombine yaptım. Ee, mücadelesinin mücadelesini KG var aldım. En golcü iki takım karşı karşıya geliyor. Karşı golleri beklemek bence ideal olacaktır. Başakşehir'de de Emre Belezoğlu takımın başına geldi. Biraz daha ofansif futbol sergileyerekten de Başakşehir'in kendi evinde gol bulması muhtemeldir diye düşünüyorum. Beşiktaş da karşılık verecektir. Tekli o öneri olarak burada sizlere 2.95 gibi orandan 3-1 veya 2-1'lik skorlarla Beşiktaş'ın galip gelmesini beklediğimden dolayı sizlere de 2.5 üstünde iki öneriyorum. Bunu da tekli değerlendirmek isteyenler alabilirler. Hepinize bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz arkadaşlar.